Dış basın, bakınız Türkiye'nin seçimlerini öyle bir yorumluyor ki, o en önemli yorumla başlayalım. Washington Post'un analizi, yeryüzündeki en kritik seçim Türkiye'de yapılacak. Peki acaba neden? Ne oluyor? Yeryüzündeki en kritik seçim neden Türkiye'de yapılıyor? Türkler oylarını kullanana kadar Batı gergin kalacak dedi Washington Post aynı analizinde. Batı liderleri Erdoğan'ın gidişini görmekten memnun olur diye de eklediler. Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı yapacak editör arıyoruz dedi bunlar. O ne demek ya? Erdoğan hükümeti kendi isteğiyle muhalefete devretsin. Oldu. Foray'ın polisi, seçimler kan gölüne dönüşecek diyor. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Şimdi umutlarını 2023 seçimlerine bağlamış görünüyorlar. İşte burada milli iradenin en yüksek makamı olan meclisimizden meydan okuyoruz. Ne yaparsanız yapın, yine başaramayacaksınız. Şu anda izleyeceğiniz bu videoyu her platformda yaymanızı rica ediyorum. Değerli izleyenlerim, hepiniz biliyorsunuz ki ben bir Türk tarihçisiyim. Yıllarca insan yetiştirdim. Sayısız yer gezdim. Girilmesi zor arşivlere girdim. Tek hedefim vardı. Türk'ün kim olduğunu öğrenmekti. Biz nereden geldik? Ne için uğraşıyoruz? Bunları öğrenmekti. Tek gördüğüm bir şey var, o da Türk'ün düşmanının asla bitmeyeceğidir. Bizi hiçbir gün rahat bırakmayacakların kesindir. Halbuki Amerika'nın, İngiltere'nin, Avrupa'nın, hatta Rusya'nın yaptığı gibi yapmış olsak, daha doğrusu onların özgürlük anlayışını kullansak, Türkiye şu anda dünyanın en büyük devleti olurdu ve en zengin ülkesi olurdu. Ama maalesef yapamıyoruz. Bizim de zaafımız bu. Eski videolarımdan beri anlattığım bir şey vardır. Bu toprakların sahibi Türk milleti. Ama Türk milletinin elinden bu toprakları alabilmek için Cumhuriyet döneminden önce ve Cumhuriyet döneminden sonra içeriye yerleştirilmiş, eline kimlik verilmiş yabancılar Türkmüş gibi, Müslümanmış gibi hareket edip devleti ele geçirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Size ne demiştim? 2023 çok önemli. Çünkü onlar için Armageddon. Yani final savaşı ve Türkiye'yi, Türk topraklarını ellerine geçirme, aynı zamanda Türkiye Anadolu'dan söküp atma tarihi. Bunu yapabilirler mi? Bilge Kağan atamızın dediği gibi, yeryüzü yok olmadıkça bunu başaramazlar. Ama denemekten vazgeçmeyecekler. Çünkü inançları bu yöndedir. O kadar sinsi hareket ediyorlar ki devletin meclisinin neredeyse yarısını ele geçirmiş durumdalar. Ve emin olun hiçbirisi Türk değil, Müslüman değil. Bu toprakların hamuru bile değil. Dışarıdan yetiştirildiklerini anlamanız için yabancı basına bakmanız yeterli. Evet, Washington Post'un yeni yaptığı haber aslında önümüzdeki sürecin ne kadar kritik olduğunu bizlere gösterdi. Biz bu sürecin buralara geleceğini 2 sene öncesinden anlatmaya başladığımızda, ya hocam ne olacak bu 2023'te? Neden bu kadar büyütüyorsunuz diyenler olmuştu. Haberi görüyorsunuz. Yeryüzündeki en kritik seçim. Ben buradan soruyorum. Kritik olan ne? Biz normal bir devlet değil miyiz? Dünyadaki 140 tane devletten sadece bir tanesiyiz. Ve biz ilk defa seçim yapmıyoruz ki. 100 senedir seçim yapıyoruz. Neden 2023 seçimlerini bırakın bu coğrafyayı, yeryüzündeki en kritik seçim oluyor? Yani yuh denir buna. Ama bize göre yuh, onlara göre değil. Çünkü şapkalar artık düştü. Korku bacayı sardı. Haberin devamında şunu diyor. Yeryüzündeki bu kritik seçim bitene kadar Batılı hiçbir lider rahat uyumayacak, rahat edemeyecek. Çünkü Türklerin devlet aklının, yani teşkilatın artık işin içinde olduğunu hepsi anladı. 20 senedir aralıksız seçim kazanabilen, Türkiye'yi gırtlağına kadar borçtayken o borçtan çıkartan, İMP'yi Türkiye'den def eden, korkunç yatırımlar yapan ve en önemlisi, en kritik nokta ise bir mermiye bile muhtaç bir devletken, dünyanın süper güçlerine sıkıyorsa gel diyebilecek güce sahip bir savunma sanayi inşa etmişsen, hem de bunu 15 sene gibi kısacık bir sürede yapabildiysen, işte sen o zaman süper güç olma yolundasın demektir. Tam olarak korkuları da bu. Bu saydıklarımı yapan Türklerin devlet aklının yetiştirdiği ve görevlendirdiği insanlara yapıldı. Onlardan biri Sayın Devlet Bahçeli'ydi. Diğeri de Sayın Cumhurbaşkanı ve ismini sürekli zikrettiğimiz kabine üyeleri. Hakan Fidan,
Hulusi Akar, Çavuşoğlu ve daha nice kritik isimler. Ekip olarak bu insanlar hayatlarından vazgeçtiler. Hayal etsenize, Selçuk Bayraktar'ın bundan sonra bir yaşantısı mı olacak? Çünkü artık kendisi dünyanın hedefindeki bir adam haline geldi. Hulusi Akar'ın bir hayatı mı olacak? Terörden tut, hepsini temizledi attı. Libya'ya varıncaya kadar inildi. Mavi vatan benimdir. Sıkan varsa gelsin denildi. Yaptı mı yapmadı mı? Bunu bana söyleyin. Hepsini yaptı. İşte bu adamlar hedefte. Bütün istihbarat örgütlerinin, paralı askerlerinin ve süper güçlerin hedefindeki kişiler. İşte bunun için batılı liderler seçim geçene kadar yataklarında rahat uyumayacaklar. Çünkü bu seçim tekrar kazanıldığında, bu kritik kadro görevine devam ettiği zaman yarım bırakılan her şey tamamlanacak. Başta Turan Birliği olmak üzere savunma sanayideki tüm kritik projeler, milli muharip uçak dahil hepsi bitmiş olacak. Türk Birliği'ni de ilan edildiğinde merkezinin Türkiye'nin oluşturduğu bu güç artık bölgesinin gücü değil, dünyanın süper gücü haline gelecek. Peki böyle olmayıp da karşı taraf kazanırsa ne olacak? Ne olacağı belli. Dünyada örneği dahi olmayan 7 tane yabancı menşeli başkan yardımcısının ve hangi partiden olduğu belli olmayan, adeta çorbaya dönmüş bir zincirden oluşan vekiller ve bürokratlarla birlikte karman çorman bir kabine. Sayın Cumhurbaşkanı bu kabineyi aslında güzel özetledi. Buyurun dinleyin. Ağır maliyetleri olan eski Türkiye'yi geri getirme çabası var. Altılı koalisyonun güçlendirilmiş parlamenter sistem diye başladığı yolculuğun sonu önce kumar masasına, sonra at pazarlığından beter bir cumhurbaşkanı yardımcılığı ve milletvekili paylaşımı kavgasına çıktı. Üstelik öyle bir kavga ki içinde tehditten rüşvete, hakaretten şantaja, aba altından değil alenen sopa göstermekten sürüden ayrılmaya kalkanları bindirilmiş kıtalarla linç ettirmeye kadar her türlü rezillik var. Böyle 32 kısım tekmili birden entrikayı ne sinemada, ne televizyon dizilerinde, ne de romanlarda bulursunuz. Ama ülke olarak bunların Bizansvari taht kavgalarını aylarca, günlerce naklen seyrettik, satır satır okuduk, cümle cümle dinledik. Ülkemizin bu içi karmaşık, arkası karanlık, şekli bozuk, yönü belirsiz, hırsı boyunu aşan koalisyonun insafına terk edemeyiz. Cumhuriyetimizin ilk asrındaki kayıpları ve kazanımları geride bırakarak Türkiye yüzyılını yükseltmek için hızlandığımız bir dönemde böyle bir faciaya izin veremeyiz. Evet, duyduğunuz gibi. Aynen de öyle. Ne böyle bir faciaya izin verebiliriz, ne de terk edebiliriz. 20 senedir kazanılan bu kadar kazanıp dış politikadaki destansı başarılar, mavi vatan ve savunma sanayi gibi kritik başarıları neydi belirsiz, karman çorman bir kabine sizce yürütebilir mi? Hem de bunlar yabancı menşeli olmalarına rağmen elbette ki kimse bunu kabul etmez. Ben muhalif kardeşlerime sesleniyorum. Videomun başında anlattığım gibi bu iş artık siyasi partileri aşmış durumda. Konu devlettir. Konu devletin bekasıdır. Birileri devleti alenen yıkmak istiyor. Hulusi Akar gibi, Hakan Fidan gibi, Çavuşoğlu gibi derin devlet aklının yetiştirdiği en kritik isimleri yok etmek istiyor. Buna kim göz yumabilir? Elbette ki vatanını seven hiç kimse göz yummaz. Yüce Allah'ın yardımıyla, milletimizin de ferasetiyle yeryüzündeki en kritik seçimi yine Türk devleti ve Türk aklı kazanacak. Onlar da havasını alacak diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Şimdi umutlarını 2023 seçimlerine bağlamış görünüyorlar. İşte buradan milli iradenin en yüksek makamı olan meclisimizden meydan okuyorum. Ne yaparsanız yapın yine başaramayacaksınız.